Herkese selamlar. Ben Tayfur. Arkadaşlar, videoyu geçmeden önce çekiliş hakkında bilgi vermek istiyorum. İlk çekilişi açıkladım. Discord'umda açıkladım tabii ki. Çekiliş için yapmanız gerekenler, bu videoya 2000 like gelmesi lazım. Çünkü geçen videoda 1000 elmas yapmıştım ve 1500 like istemiştim. Bu videoda da 2000 elmas yapacağım çekiliş olarak. Ve 2000 like istiyorum. Aynı şekil işte Instagram adresinden takip edeceksiniz ve Discord'a kesinlikle gelmeniz lazım. Çünkü ben Discord'dan yapıyorum. Hani tabii ki Instagram story attım. İşte Discord'dan Everyone attım. Herkesi Discord'u toplayıp da çekilişi açıklıyorum. Ama çekiliş şöyle açıklanacak. Bak, tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü bana her yerden yazmayın arkadaşlar. 1000, bak 1500 mi demiştim? Yok, 2000. 2000 like geldiği zaman çekilişi direkt akşamleyin açıklıyorum. Saat 10 civarında. Zaten Instagram'dan takip edenler görür zaten story'nden. Ve ban yemi bir tanesini açıklamıştım. Ban yemişti arkadaş. Ban yediği için o çekilişi iptal ettim. Tekrardan kura çektim. Hani hak yenmesin çünkü. Artı bir konu daha açıklama yapmak istiyorum. Bu 5-5 yapanlar olsun, 2-2-1 yapanlar ve lig düşüpte kazananlar için şunları demek istiyorum. Zaten birçoğu benim videolarımı izliyorlar. Geçen sezon hiçbir şekilde ilgilenmedim. Yaklaşık 4-5 sezon önce bir tane ekibi banlatmıştım. Zaten TR sunucusunu yapsam yaklaşık olarak banlamazlardı. Çünkü bazı arkadaşlar da aynı şekilde 5-5 yaparak son dönemlerde direkt çerçeve almışlardı. O arkadaşlar için de çok şikayet bulunmuştu TR'de ve ban atılmamıştı. Ben de farklı bir üst düzey yöneticilerle araştırıp da tabii ki bunu bir şekilde banlatmıştım. Tabii ki arkadaşlara da en az 10 defa uyarı yapmıştım. Yapmayın, etmeyin falan diye. Yani onlarla da bir kötü amacım yok. Sadece örnek veriyorum. Bir kanalla anlaşmıştım. 600 bin abone falan vardı. Ve oradan yararlanarak bu arkadaşın 2 gün içinde banlatmıştım. Şimdi bana diyeceksiniz ki, hani TR sunucusunda şöyle bir şeyler olmuş. Şikayetler edilmiş. Ne demişler? Düşük yetenekli oldukları için işte kaybedebilirler falan filan gibisine saçma sapan bir açıklama yapmışlar açıkçası. Hani şöyle düşünüyorum ben üst düzey yöneticilerle ilgili. Yani zaten şurada istatistikler var arkadaşlar. Bak, şuradan göstereyim hemen. Bak, burada her şeyin gözüküyor değil mi? Bak mesela ben 100 maç oynamışım, 83 rate. Burada her şey gözüküyor. Mesela bir adama girdiğiniz zaman adam 80 maç Fen oynamış 4 oran veya Rafael oynamış 4 oran 100 maçta ama diğer oranı 95-99. Hani bu adamın ban yememe riski ne bileyim yani, kesinlikle ban yer. Hani ben yemin ediyorum, bak bu videoda da söylüyorum, yemin ediyorum bunlar için gerekirse oyuna girmeyeceğim. Bak, oyuna girmeyeceğim, banlatacağım. Hani şöyle söyleyeyim, bütün herkes için uğraşamam. Zaten bir kişi için hani Ghost'ın da kasanlarda biri gördüğüm zaman uğraşacağım. Ve ben attırdığım zaman zaten altına linki koyarım. İstediğiniz gibi siz de şikayet ede ede banlatırsınız arkadaşlar. Neyse, daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü sinirlerim tekrardan yükselmeye başladı. Discord linkini de açıklamaya koyacağım. Herkese şimdiden iyi seyirler. Herkese selamlar. Arkadaşlar, Ranked maçtayız. Osman'la girdik. Bir de Red kardeşimle girdik. De geçeceğim de bafalamayacağım bu el. Karşıya basarsak çok güzel olur. Tabii kimse gelmiyor. Adam aldı bile anasını satayım. Demin ses açıktı ama benim sesim onlara gidiyor muydu bilmiyorum. Onların sesi de bana gelmiyordu. Anlamadım ya. Millet güzel. Ölmedi değil mi o? Aynen. Osman geldi de keser mi ki onu? Millet iPhone'dan açtığı zaman sesleri gidiyor da ben hala bunu çözemedim. Bir ayarı var, onu yapamadım herhalde.
Üst adam varsa düşürürsek çok güzel olur ama 3 leveliz. Devam. Ölür mü bu? Ölür kanka bu. De gireceğim şimdi. Harika. Normalde bot çıkıyordum direkt ama buff alamadığım için mana vereni çıktım direkt. Küçüklerine. Bu arada sadece Ghost'un harici oynamayacağım. Nasıl diyeyim, videolarımı zaten öyle atmayacağım. Çünkü ben Ghost'unu oynuyorum diye birçok kişi Ghost'unu oynuyor ama Ghost'un o kadar güçlü değil arkadaşlar eskisi gibi. Çünkü Q'su bunu keserim. Q skill'i nerf yediği için istediği gibi böyle uçamıyor. Hani eskiden bekletirdiniz Q'sunu. Daha doğrusu ben bekletirdim. İşlerinde sonra dans ederdim skill'lerimde olduğu zaman ama öyle olmuyor şimdi. Q'yu attığınız gibi girmeniz gerekiyor. Aslında bunu düşürebiliriz de. Giriyor bizimki. Numan gerekti. Buff'ı da aldılar. Bizim ADC'nin red'i alması lazım. Zaten Osman da bize oynayacak gibime geliyor. Adamın red'ine çarptı Osman. Güzel. Bunu keseriz bu arada. Bu öldü. Gireceğim. Devam. O da ölürdü ya. Bekle, bekle, bekle. Uf, ucu ucuna kaçtı biliyor musun? Tam ucu ucuna kaçtı. Ultiyi attı, pasifim işlemedi. Sıkıntı yok, güzel. Gelebilirler üstü bu arada. Ultimi bilerek kullanmadım. Hani kayma skillimi. Çünkü adamın üstüne düşseydim ölebilirdim. Bunu benim almam lazım ama. Olur ya, alsın ya. O da video çekiyor bu arada. Şu an. Dedik hangi bizimki daha güzel olursa. Adamların buff'ı çıktı ama. Kessem kestim. Çıkar mıyım? Yok ya. Lancelot salmadı. Yok. Olsun, ben aldım yan ikili ve Osman da onu kesti. Çok güzel. Öyle oldu. Ama kaçma skill'in falan olsaydı orada keserdim lan Surat. Bu öldü bu arada. Çok feriydi.
Geliyorlar. Oynarız bu arada buraya Osman'la da. Ama Çurnuç'si var. Hatta Osman'a giriyorum. Çok güzel. Devam et kanka. Bu da ölür. Çok güzel ya. Geldim devam. Keseceğim bunu. Güzel. Biraz halsizim çünkü bayağı bir hastayım. Hala hastalığım geçmedi. Yaklaşık bir aydan beri hastayım anasını satayım. Kolay kolay hasta olmuyorum ama hasta olduğum zaman da hastalığım geçmiyor yani öyle söyleyeyim. Zaten uyku düzenimiz de bayağı bir mahvoldu ya. İyi yerlere böyle emek vereceğiz diye. İlk 2 gün global birdim Ghost'unda. Sonra işte bir aksilikler falan oluyor. Misafirler falan geldi. Wi-Fi bayağı bir çöktü. O gün oyuna falan hiç giremedim. Bayağı bir geri düştüm. Sıralamada olsun, global sıralamada olsun falan. Çok güzel. Keserim ben bunu bu arada. Girdim. Devam. O da ölür bu arada. İyi. Global sıralamada falan hepsine düştüm. Bir de benim attığım 3G'di. Sonra 4.5G'ye aldırdım. Şu an daha rahat oynuyorum yani sıkıntı yok. Ya video at video at diyorsunuz. Elimden geldiği kadarıyla atmaya çalışıyorum. Bir insan çok halsizken bir de üstüne bayağı bir oynadığımız için global sıralardan düşmemek için insanın başı ağrıyor ister istemez. Biz de robot değiliz anasını, insanız yani. Millet ulan biri gelmiş bana WhatsApp'tan yazıyor. Diyor kardeşim video at. Oğlum nasıl atayım? Hani bak tam video atacaktım. Bakayım 30 MMR'la mı ne birinciliği kaybetmişim dedim yarın atarım falan dedim. Sonra misafir geldi. Sonra baktım gene düştüm. Baya bir işte moral falan bozuldu benim açıkçası. Gireriz bu arada. Güzel. Gruba başladım. Gireceğim bu arada da. Ultimi gelmesini bekliyorum. Şöyle bir. Devam ki. Şöyle iki kardeşim. İki şimdi oldu. Üç. Bir dördümüz yok mu kardeşim? Ha? Yok mu bir manyağımız? Hadi bakayım. Aa, diğeri ölmüş. Kim aldı lan onu? Pentamı kim çaldı lan benim? Bir 18 kill yapsam çok iyi olur. Ya çünkü bitirme dediğimden kastım şu. Videodaysan selamlar Tayyip abi. Aleyküm selam kardeşim. Çünkü ikimiz de şey yaptık. hangimizinki daha iyi olursa o atacak dedik. Şu an kill olarak ben önde olduğum için. Devam geldim kanka. Onu keseceğim. Olsun. Ha, bu lig düşenler için de şunu demek istiyorum. Bazı arkadaşlar yeni kasmaya başlamış. Zaten ileriki süreçlerde hepsini görmeye başlayacağım listelerde. Bunlar hakkında ben birkaç tane şeyler düşündüm. Bunu da diğer videoda açıklayacağım. Yani gönlünüz rahat olabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan 2 günde bir video atmaya çalışacağım yani ne diyeyim.